Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklenen Scanner rework'üne bakacağız. Scanner uzun zamandır hatta yanlış hatırlamıyorsam oyunun başlangıcından beri oyunda olan bir karakter. Gerçekten çok çirkin bir görüntüsü var. Şu an ekranda gördüğünüz o surata da bakabilirsiniz. Gerçekten çok çirkin. Sağdaki yaratığa dönüştürmüşler. Böyle bacak sayısını arttırmışlar, kuyruk sayısını arttırmışlar. Böyle Malphite'ın hani böyle toprak elementini sembolize etmesini, evet toprak Güzel yansıtmışlar diyebilirim. Çok güzel yetenekleri var. Ben birazcık inceledim. Şimdi sizlerle birlikte bakalım. İlk önce Q yeteneğiyle başlayalım arkadaşlar. Eski Q yeteneğimizi biliyorsunuz. Skarner böyle yapıyor. Pata 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 yapıyordu. Bir alana hasarı bırakıyordu. Çok rahat bir şekilde Q'yu ye spamliyordu. Yeni Q'muzda yere arkadaşlar kuyruğu sokuyor. Bir tane kaya çıkarıyor. Ne yapıyor bu kayayı? Bu kaya elindeyken rakibe kayayla vuruyor. Ekstra bir hasar atıyor düz vuruşlarıyla. Ve ayrıca Q'sunun ikinci kullanımında da Q'sunu fırlatabiliyor. Yani hani gittin rakibe gengini attın vurdun vurdun ile kayayı söktün yerden. Kayayla vurdun vurdun. Sonra baktı rakip kaçıyor uzaktan fırlatıyorsun abi. Hatta dur burada varsa izleyelim. İkinci dedi de mesela rakip bak şimdi Q elinde ya. Bak Rammus kaçıyor abi. Bam. Hem solo atıyor hem hasar vuruyor. Gerçekten mükemmel. Ben şeyleri merak ediyorum şu anda. Draktar Scarlet yapacağız. Ben çıktığı gibi ilk bunu deneyeceğim. Bu arada 2024'ün başlarında çıkması planlanıyor. Gelin biraz daha devamına bakalım. Q yeteneğimiz bu şekilde. W yeteneğine geldiğimizde de W'de Rammus'un ultisi gibi belli bir alana hem hasar veriyor hem de slow atıyordur yüksek ihtimalle ufak bir deprem etkisi yaratıyor. Güzel bir yetenek. E yeteneği Sion ultisi gibi. Böyle duvarın içine dalıyorsunuz. Toprağa ya da duvara artık neyse yani duvara atıyor burada. Toprakta kullanılıyor mu bilmiyorum. Dalıyorsunuz dümdüz devam ediyorsunuz. Yönlendirebiliyorsunuz hafif bir şekilde. Rakibe çarptığında da rakibi alıyor abi. Duvara sabitliyor. Müthiş bir yetenek ve giderken Q alabiliyorsunuz yolda bu arada. Yani ben eli atladım adamın üzerine gidiyorum. Yerden bir de Q alayım. Taşı da alayım elime. Taşla vurayım kafasına diyebilirsiniz yani. Kostüme geldiğinizde de böyle kostümlerin de tasarımları çok Eskisine bak abi karidese benziyor. Yeni kostümlere bak bir de ya mükemmel. mal andırıyor değil mi benim dediğim gibi? Yorumlarda fikirleri belirtin. Ben gayet beğendim. Güzel duruyor kostümleri de. Yani ultisine gelecek olsak Evet abi yeni ultimiz zaten uzun zamandır tahmin edilebilen bir şey de şu abi. Ultiniz bundan sonra tek bir rakibe odaklanmıyor. Yani önceden gidiyorduk adama tıklıyorduk ultiyle. Alıp sürüklüyorduk bir yere. Bundan sonra ultimiz alan hasarı. Yani hasar dediğim alan etkili olacak ultisi. Ve alan içerisinde kim varsa 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. Hepsini alıp götürüyorsun. Flash'la birlikte kullanılabilecek yüksek ihtimalle diğer işte Cassiopeia ultisi gibi falan. Yani ulti flash yapabileceğiz ya da flash ulti. Yani Skarner'ın oynanışındaki o basitliği kaldırıp şampiyona bir karakter vermişler abi. Şampiyonun artık bir oynanılabilirliği var. Bir profesyonelliği olacak yüksek ihtimalle böyle yetenek gerektiren bir şampiyon oldu artık. Scanner mainler birazcık üzgünler bu konuda. Bak abi ultisi de bu şekilde. Tutuyor alıyor götürüyor abi. Bu kadar basit. Ya tabii ki bu fan tasarımı. Yani bu video fan işi. Ama yüksek ihtimalle ortalama görüntüde bu şekilde olacak ultide. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Scanner dediğim gibi 2024'ün başlarında gelecek ve bizde de çıktığı gibi oynayacağız zaten. PBA'de de oynarım sizlerle. Videoyu beğenip devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni şampiyondan bahsedeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.